Herkese selamlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar GTA 5'teyiz. GTA 5'te LSPDFR içeriklerimize kaldığımız yerden son gaz devam ediyoruz. Şimdi bugün ne yapıyoruz? Bugün jandarmayız. Fakat farklı bir karakoldayız, biliyorsunuz. Bu karakola daha önce gelmemiştik. Buradan başlamamıştık diye hatırlıyorum. Genelde diğer kasabadan başlıyorduk. Şimdi bugün bu karakoldan yola çıkacağız. Bu kasabada daha doğrusu dolaşacağız. Ondan sonra farklı farklı yerlere doğru biraz açılırız. Şimdi bugün abi farklı bir aracımız var. Mitsubishi L200'dü galiba. Arkasında L200 yazıyor ama galiba modeli bu. Böyle bir aracımız var. Şöyle arkası kasalı şekilde. Görmüşsünüzdür illaki bu jandarma aracını. Bununla devriye atacağız. Şöyle ufaktan da başlayalım. Atla abi yanıma. Bir tane de backup'ım var. Şimdi şu taraflarda, ondan sonra şu taraflara doğru gideriz belki. Oralarda devriye atacağız. Bu arada kanala abone değilseniz, abone olup like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Videolarımız güzel izleniyor, fena değil. Like'lar da geliyor fakat izleyip de abone olmayan çok kişi var. Umarım abone olup beni desteklersiniz. Şimdi şöyle merkeze diyelim ki, merkezcim biz diyelim devreye başladık. Çağrılara açığız diyelim. Bize görev atsın. Şimdi o sırada ufaktan biz şu tarafa doğru gidelim. Bu arada aracın içi de bu şekilde. Tepe lambasını açtığınız zaman bakın şuradaki kumandadan da yanıyor. Tepe lambamızda şöyle bakalım. Şöyle normal klasik tepe lambası. Şimdi burada ne var? Kargoculara falan bak. Onlar orada takılıyor. İtfaiyeciler burada takılıyor. Yine orada itfaiye aracımız var. İlerleyen zamanlarda itfaiye bölümü de gelecek. Daha sonra sağlık personeli bölümleri gelecek. Farklı farklı meslekler de yapacağız. Polis, jandarma olmaz tabii ki. Şimdi şöyle bir yürüyelim bakalım ya. Buralar temiz gözüküyor. Burada herhangi bir sıkıntı görmüyorum. Ama bir iki yine devremizi atarız. Bir iki yerde böyle sabit kalırız. Şöyle bir iki gezeriz yani buralarda. Ondan sonra ana yollara doğru açılırız. Burada herhangi bir sıkıntı gözükmüyor en azından şimdilik. Bize tabi ihbar hatası, ihbara da gidebiliriz. Bankada da bir sorun yok gibi gözüküyor. O ne lan? Arabaya bak. Dur. Şu arabaya bakalım, merak ettim. Bence geçersin hadi. Çok bizi zorlama. Oyun az önce bir takıldı ama. Arada böyle takılmalar yapıyor. Burası ne? Tamirci dükkanı mı? Bak tiplere bak. Dövmeli mövmeli. Bu ne lan, bu araç duman çıkartıyor. Hocam bu arabayla ilgilenmeyeceksiniz mi? Bu yanar bak ondan sonra. Onun arkasında ne var? Çanta falan var. Böyle garip bir yer. Neyse. Bakalım bize ne zaman görev gelecek? Görev geldiği zaman artık. Dediğim an. Orada bir olay var. Bak millet kaçıştı. Orada bir olay var. Ne oldu? Lan backup geliyor mu? Avcı mı var? Ne var lan orada? Yeşil yeşil bak. Oo, avcı var. Ne avlıyor oğlum o? Oraya nasıl ineceğiz biz şimdi ya? Ne avlıyor? Allah, bir şeyler kovalıyor ama. Dur bakayım. Bizim olduğumuz yerde öyle hayvan avlamak yok hocam. Buraya gel. Nereye gitti? Aa, orada. Ananı satayım, bana sıkıyor. Bana sıkıyor. Hocam. Ne yapacağız şimdi? Dur bakayım. Ekip isteyeyim şuraya. İste. Ekip iste. Yani şaşırdım lan bize sıkınca. Ağzına tükürürüm ha. Oha, pompalı çekti bizimkiler. Ha, düştü mü? Galiba düştü. Duyuyor musun beni? Tamam, güzel. Yanlışlıkla sıktım, dur. Şimdi buraya bir tane ambulans isteyelim. Arkadaş. Manyaklar ya, şuna bak. Ne çekmiş bu? Sniper mı? Yok, sniper da değil. M4 çekmiş. Yedik mi lan biz mermi? Oğlum vurulmuşuz kolumuzdan molumuzdan.
Ambulans nereden geliyor? Oğlum manyak mısın? Oradan ya. Oradan nasıl geçeceksin sen? Gel buraya. Lan buraya gel, buraya. He. Adamın bakın. Tamam, şu backup'ları da gönderelim. Gidin abi siz, sizlik tamam, başka bir şey kalmadı. Teşekkür ederiz. Bizim araç da yukarıda kaldı, neyse. Evet, bizim dayı Mefta. Buna biz şimdi bir cenaze ekibi isteyelim buraya. Cenaze ekibi gelsin, bunu alsınlar buradan. Bizim backup nerede? Lan bizim backup yine mi yok? Bir önceki bölümde biliyorsunuz backup ortadan kaybolmuştu partnerimiz. Şimdi yine yok gibi. Evet, dayının fotoğrafları çekiliyor. Tabanca mermisi sonucu öldü. Lan gidiyor, şeye gidiyor. Oğlum ne yapıyorsunuz, manyak mısınız? Hocam aman diyeyim. Daha demin gördünüz mü? Torbası gitti dayının. Valla dayı kendin kaşındın. Bizlik bir şey yok. Kendi kaşındı. Neyse biz devriyemize devam edelim şimdi. Evet arkadaşlar, az önceki ihbardan sonra tekrardan devriyemize geri döndük. Şu anda etrafta böyle dolaşıyoruz yine kasabada. Diyorum ki ufaktan bir diğer kasabaya doğru gidelim. Buralarda pek bir olay yok gibi. Az önceki avcı olayından başka bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Şimdi buradan geçer miyiz? Bak motorlu trafik polisi de gidiyor. Yunus polisi. Böyle bir geçelim. Diğer kasabaya doğru bir gidelim diyorum ufaktan. Belki trafikte de başımıza bir şey gelir. Veya kasabaya gidince de gelebilir. Bir bakalım. Şu an merkezde bir ihbar atmıyor. Herhangi bir vukuat, bir olay da yok. Öyle gözüküyor en azından. Şöyle bir kademe çakarımızı açarak diyorum ki ben ufaktan o tarafa doğru gidelim. Diğer kasabaya doğru gidelim. Bir de orada devriye atalım. Bakalım orada bir sıkıntı var mı? Evet, şimdi diğer kasabaya geldik hocam. Şöyle bir sağa sola bakalım. Buralarda herhangi bir problem var mı yok mu? Bir iki burada devriye atalım. Adam kim lan orada? Adam mı o, kadın mı, ne o? Adam galiba. Ne yapıyor orada tek başına? Dur bakalım. Bir ona bir soralım. Bir kimlik bimlik soralım. Ne yapıyor orada? Burası galiba eski bir petrol ofisi. Öyle gözüküyor. Dayı merhaba, nasılsın? Oğlum adamın tipe bakar mısın? Joker gibi lan adam. GTA 5'te Joker gizemi. Ver bakayım kimliğini. Oğlum harbi Joker'e benziyor lan, şu tipe bak. Aa, yüzü soluk gözüküyor zaten. Biz de görüyoruz da. Şey olabilir. Uyuşturucu kullanmış olabilir. Bir narkotik işlemi yaparız ona. Bir soruştururuz. Şimdi şuradan bir sana test yapalım. Uyuşturucu testi yapalım bir sana. Uyuşturucu mu kullanıyorsun sen? Kullanıp kullanıp ne yapıyorsun dışarıda? Geç evinde otur adam gibi. Dışarıda millete niye huzursuzluk veriyorsun? Var mı bir sıkıntı? Oh, pozitif. Hocam otları çekiyor hocam. Şimdi seni bir ufaktan bir tutuklayalım mı? Böyle bir tutuklayalım. Tamam mı? Üstünde bir arayalım senin. Tutukla hocam şunu bir. Üstünde bir arayalım. Belki üstünde bıçak falan vardır. Şimdilik bir tutuklayalım. Sonra serbest bırakırız olmalı. Şimdi şöyle bir üstünü arayayım ben. Ondan sonra buna bir ceza kütletelim biz. Sonra karakola. Çünkü dışarıda özellikle takıldığı için karakola göndereceğiz hocam bunu. Ne diyor? Palyaço maskesi, güneş gözlüğü, kablo kesici. Oo, kablo kesicini ne yapıyorsun lan sen? Kablo mu çalıyorsun? Kaççı. Daha önce araç kullanırken cep telefonuyla görüşmekten cezası varmış. Şuradan şey yok. Uyuşturucuyla alakalı bir şey yok. Biz buradan ne girelim biliyor musunuz? Direkt buna tutuklama girelim. Direkt uyuşturucu kullanana affımız yok hocam. Uyuşturucu madde bulundurma falan fistan. Gerçi bulundurmadı ama ne yapsak ki? Şeyde de yok şimdi. Burada ceza oluştur desem burada yok. Kamu ihlallerinde yok yani. Maske takmamak falan var burada. Hani ekstra bir alkolliyeye diyelim o zaman. Tamam mı? Ondan sonra toplumu tehlikeye atma diyelim. Böyle cezayı kütletelim biz buna. Ondan sonra buna bir tane araç isteyelim. Bunu gelip alsınlar. Tutuklu için araçtı. Bunu alsınlar. Şimdi bu uyuşturucu kullanmış. Gidip sağda solda sıkıntı çıkartır. Karakola götürsünler, işlemlerini yapsınlar, bitirsinler. Ondan sonra geri postalarlar. Aha da ekip de geldi.
Oğlum trafik gelmiş lan. Neyse, trafik de olur, sıkıntı yok. Gel ablacığım, al bunu. Bunu al götür, biz de devreye devam edelim. Bu arada şimdi bir ihbar düştü. Aranan bir araç varmış. Şimdi ona bakacağız. Buralarda bir yerde. Aranan bir araç gösteriyor. Dediğim an denk geldik. Dediğim an denk geldik hocam. Bak şu giden araba aranıyormuş. Hemen peşine düştük. Lan dakika bir gol bir ha. Oha hıza bak. Nasıl hızlı gidiyor. İki ekip yeter. Başka destek ekip istemeyelim şimdilik. Kaççıya bak. Buraya bir tane heli isteyebiliriz. Dur bakayım. Tamam, bölgeye bir tane helikopter istedim. Aa dur. Oğlum çok fena çarptık. Çok fena çarptık. Teker sıkışmamış. İyi güzel. Bak pit attı herhalde ona. Böyle biz de buraya kıralım. İn lan araçtan. Oha arabaya bak. Araba da ne güzel ha. Helal lan abla. Helal lan abla. Kaldır elleri. Kaldır elleri şu kaççı. Birisi de idiot diyor. Tutukla tutukla tutukla. Frenleri kapatalım. Frenleri kapatalım hocam. Helikopter nerede lan? Helikopter gitti galiba. Gel bakayım sen şöyle. Üçkaççı. Şimdi bunu biz niye kovalıyorduk acaba? Dur bakayım. Şunun bir GBT'sini sorgulayalım. Evet, GBT'sinde bir sıkıntı çıkmadı. Şunun ben bir üstünü arayayım. Üstünde bir şey var mı bakalım. Ondan sonra tutukluyu karakola gönderelim. Posta alalım karakola. Böyle bakıyoruz hocam, üstünde bir şey var mı? Ne diyor? Güneş gözlü ve sigara. Tamam, bunda bir sıkıntı yok. Yani üstünde yok. Sonra bir araç isteyelim. Daha sonra buraya da bir tane çekici isteyelim. Böyle büyük çekici isteyelim şuraya. Şu arabayı düzelteyim ya. Dur. Evet arkadaşlar, arkadaşın işlemi yapılırken ben de videoyu burada sonlandırayım. Umarım bölüm beğenmişsinizdir. Umarım jandarma asayiş hoşunuza gidiyordur. Ve kanala abone değilseniz lütfen aşağıdan abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sonraki LSP DFR bölümlerimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.